Buna göre tarih öncesi çağların aydınlatılmasında tarih bilimi aşağıdakilerden hangisinden yararlanmak zorundadır. Tarih öncesi çağlar veya prehistoryada denilen bu çağa ait bilgiler o dönem insanlarından kalan buluntulara dayanır. Arkadaşlar tarihi çağlar yazıyla başlar. Soru bize tarih öncesi çağları sormuş. Yani yazı ile ilgili olan bilim dallarını elememiz gerekiyor. Bakalım şıklarımıza. Arkeoloji kazı bilimiydi. Yazıyla zaten bir alakası yok. Aslında cevabımız A şıkkı ama diğer seçenekleri de açıklayalım. Nümizmatik arkadaşlar para bilimiydi. Üzerinde yazı vardır yine. İnceleme yapabileceğimiz bir bilim dalıdır ama tarih öncesi çağlarda eee nümizmatiği kullanmak zorunda değiliz. Diplomatika, belge bilimiydi arkadaşlar. Paleografya zaten eski yazıları inceleyen bilim dalıydı. Epigrafya ise kitabe bilimiydi. Yine yazı var içerisinde. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Tunç devrinde yaşanan gelişmelerinden hangilerinin toplumlar arası ticaretin canlanmasına olanak sağladığı ileri sürülebilir? Bakalım arkadaşlar öncelerimize ulaşımın kolaylaşması tabii ki olur arkadaşlar insanlar rahat rahat bir yerden bir yere gidebilirse rahat rahat ticaret de yapabilir. Bölgeler arası yolların yapılması yine ticareti canlandırır arkadaşlar tabii ki. Tarımsal üretimin artması da ticareti canlandırır. Çünkü insanlar ne kadar üretim yaparlarsa o kadar da satış yapabilirler. Bu da ticarete yol açar tabii ki. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Bu bilgiler Kültepe'de yaşayan insanlarla ilgili yargılarından hangilerini kanıtlar niteliktedir? Kayseri Kültepe yerleşmesinde yapılan kazılarda yanmış hububat taneleri, el değirmenleri, tahılların saklanmasında kullanılan büyük küpler, taş ambarlar ve el temelleri ortaya çıkarılmıştır. Yani arkadaşlar anladığımız kadarıyla burada tarım yapılmış ve insanlar evler inşa etmeye başlamış. Şimdi bakalım öncüllerimize. Yerleşik yaşam tarzı benimsenmiştir. Zaten arkadaşlar ev temelleri var ve tarım yapılıyorsa yerleşik bir yaşam olması gerekir. Doğru. Toplumsal etkileşim görülmektedir. Arkadaşlar bunu söylememiz mümkün değil çünkü bu ürünlerin dışarıdan alındığına dair bir bilgi yok. Yani tahıllar var ama kendileri üretmiş gibi gözüküyor. Bu yüzden ikinci öncülü alamıyoruz. Avcılık tamamen terk edilmiştir de diyemeyiz. Çünkü insanlar tarım yapsa bile avlanmaya da devam ederler arkadaşlar. Bu yüzden üçüncü öncülü de alamıyoruz. Tamamen terk ettiklerine dair bir bilgi burada yok. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Eski taş çağının insanlık tarihinin en uzun çağı olmasında yukarıdakilerden hangilerinin etkisinden bahsedilebilir? Arkadaşlar, çağları biz şu şekilde ifade ediyoruz. Gelişmeler yaşandıkça insanlar çağ atlıyor. Ama gördüğünüz gibi soruda da verildiği üzere eski taş çağı insanlık tarihinin en uzun çağı çünkü gelişme az. Şimdi öncülerimize bakalım. İnsan nüfusunun oldukça az olması tabii ki doğru olur arkadaşlar. Çünkü insan nüfusu az olunca üretim de az olmuş oluyor. Teknik bilgi birikiminin yetersiz olması da doğru. Çünkü bilgi birikimi olmadan insanlar bir şeyleri ilerletemez arkadaşlar. Toplumlar arası etkileşimin görülmemesi de Olur çünkü belki bazı yerlerde bir takım gelişmeler var ama o gelişmeler başka bölgelere bir türlü taşınamıyor. Böylece taş çağı da ilerlememiş oluyor arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin daha ileri düzeydeki bir topluma ait olduğu söylenebilir. Tarihte aynı zaman diliminde yaşadıkları halde aynı gelişim düzeyine ulaşamayan toplumlar görülmüştür. Arkadaşlar şıklara baktığımızda yazı hemen dikkatimizi çekiyor. Çünkü biz tarih neyle başlar demiştik? Yazıyla başlardı. Yani yazıdan önceki devir tarih öncesi devirdir ve taş ve maden çağı olarak ikiye ayrılır. Yazıdan sonraki devir ise artık tarihi çağların başladığı devirdir. Şimdi diğer seçeneklerimize de yine de bakalım. Tunç heykel dediğimiz heykeller muhtemelen tunç çağında yani maden devrinde görülmüştür arkadaşlar. Demir kılıç da aynı şekilde maden devrindedir. At arabaları ise artık insanların yerleşik yaşama geçip hayvanları evcilleştirmeye başladığı süreçte ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Hatta tekerlekler taştan yapılmış olabilir. Seramik kaplarda arkadaşlar yine taş devrinde görülecektir. Bu sebeplerle doğru cevabımız tabii ki yazı yani A şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi insanların bu uğraşlarının sonuçları arasında gösterilemez? Yeni taş devrinde insanlar hayvancılık, tarım ve çömlekçilikle uğraşmış, üretim fazlasını takas yöntemiyle değiştirerek ihtiyaçlarını gidermişlerdir. Peki arkadaşlar bakalım. Yerleşik yaşama geçilmesi. Eğer tarım yapıyorlarsa yerleşik yaşam olmak zorundadır. Doğru. Ticari faaliyetlerin başlaması. Zaten arkadaşlar üretim fazlasını takas yöntemiyle değiştirmeye başlamışlar. Bu bir ticarettir. Doğru. Üretici toplum yapısının oluşmaya başlaması. Gördüğünüz gibi zaten üretimden bize bahsedilmişti. Bu da doğru. Toplumsal iş bölümünün doğması, gördüğünüz gibi pek çok iş kolu var ve bu yüzden de insanlar iş bölümü yapacaktır. Bu da doğru. Kitlesel göç hareketlerinin sona ermesi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hala hayvancılıkla da uğraşılıyor ve hayvancılıkla uğraştıklarından dolayı İnsanlar göç etmeye de devam eder. Bunu sona erdirmişlerdir dememiz mümkün değil. Çünkü o hayvanlara yeni otlak yerleri arayacaklar. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Buluntulara bakıldığında Anadolu'nun tarih öncesi dönemlerini aydınlatan yukarıdaki merkezlerden hangilerinde yaşayanların yerleşik hayata geçtiği söylenebilir? Bakalım arkadaşlar öncülerimize. Karayın mağara duvarlarına kazınmış hayvan resimlerine rastlanmıştır. O zaman arkadaşlar bu insanlar hayvancılıkla uğraşıyorlardır diyebiliriz. Yerleşik hayata geçip geçmediklerini söylememiz mümkün değil. Zaten mağaralar içerisinde yaşıyorlar. Bu yüzden bir gitti. Çatalhöyük çok sayıda mesken bulunmuştur. Peki mesken nedir? Yerleşim alanıdır. O zaman burada yerleşik hayat vardır. Çayönü çeşitli tahılların yetiştirildiği ve öğütüldüğü anlaşılmıştır. Arkadaşlar eğer tahıl üretiliyorsa tarım vardır. Tarım varsa yerleşik hayatta vardır. O zaman üçüncü öncül de doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani de şıkkı olacaktır. Bu durum turuva ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Araştırmalar sonunda milattan önce 3000 yıllarından itibaren üst üste 9 kez yerleşim kurulduğu anlaşılan Truva ilk katından itibaren çevresi surlarla çevrilmiş bir kent olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakın arkadaşlar çevresi surlarla çevrildiyse kendisini korumaya çalışıyor demektir. Zaten üst üste de 9 kez yerleşim yeri kurulmuş burada. Demek ki çok fazla saldırıya uğramış bir bölge. Buna göre şıklarımıza bakacağız dış saldırılara karşı savunma önlemleri alındığının arkadaşlar dediğimiz gibi surlardan bunu çıkarmamız Mümkün cevabımız A şıkkı olacak. Diğer seçenekleri de bir okuyalım. Halkının farklı toplumlardan oluştuğunun sadece bu bilgilerle bunu çıkarmamız mümkün değil. Merkezi devlet anlayışıyla yönetildiğinin arkadaşlar 9 kez yerleşim kurulmuş. Burada merkezi bir devletten bahsetmemiz mümkün değil zaten. Tarihin ilk kent devleti olma özelliği taşıdığının burada böyle bir şey söylenmiş mi? Söylenmemiş. Ekonomisinin hayvancılığa dayalı olduğunun. Hayır arkadaşlar bundan da bahsedilmemiş. Bu sebep doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Tarihsel süreç dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin günümüze daha uzak olduğu söylenebilir? Arkadaşlar eski taş çağını bir hatırlayalım. Çünkü daha uzak dediği için biz taş çağına doğru bir gidelim. Taş çağının belli başlı bölümleri vardı. İlk önce neyle başlıyordu? Paleolitik ile başlıyordu. Sonra arkadaşlar mezolitik. Sonra neolitik. Kalkolitik diye devam ediyordu. Bakalım şimdi şıklarımıza. Topraktan çanak çömleklerin yapılması neolitik çağa aittir arkadaşlar. Ateşten savunma amacıyla yararlanılması. Ateş zaten mezolitik çağın sonlarına doğru bulunuyor arkadaşlar. En çok neolitik çağda kullanılıyor zaten sonradan kullanılmaya devam ediliyor. Taştan basit aletlerin yapılması paleolitik çağa aittir. İlk ticari etkinliklerin başlaması ise yine insanların yerleşik hayata geçmesiyle birlikte neolitik çağdan itibaren başlıyor. Buğday ve arpa tarımının başlaması yine neolitik çağdan itibaren arkadaşlar. Çünkü insanlar yerleşik yaşama geçiyor. Bu şekilde baktığımızda en uzak olan paleolitik çağ olduğundan doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Eski bir yerleşim merkezinde yapılan kazılar sonucunda bulunmuştur. Bu bölgede tarihsel gelişim sürecine uygun bir yaklaşım sürdürüldüğü düşünülürse, yukarıdaki buluntuların en alttan yukarıya doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Bakalım arkadaşlar öncülerimize. Taş balta ve kemikten mızrak uçları, taş devrinde evet ama hangisinde? Paleolitikte. Fırınlanmış seramik kaplar yine arkadaşlar taş döneminde ama Neolitik'te artık daha ileri bir süreçte. Tunçtan yapılmış heykelcikler ise zaten Tunç devrinde oluyor. Yani maden devrinde taştan daha ileri bir devirde diyebiliriz. En alttan yukarıya doğru dediği için doğru cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Yani A şıkkı olacaktır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir. Konya, Çatalhöyük ve Diyarbakır Çayönü'ndeki kazılarda M.Ö. 5000'lere ait çakmak taşından oraklar, ağaçtan yapılmış sabanlar ve toprak kaplar ortaya çıkarılmıştır. Bakalım arkadaşlar Anadolu'da yeni taş çağının yaşandığı yani Neolitik devir insanların yerleşik yaşama geçtiği devir tabii ki doğru gördüğünüz gibi bu malzemeler tarım malzemeleridir arkadaşlar ve tarım yapmak için yerleşik yaşam gereklidir. Çatalhöyük ve Çayönü'nde önünde tarımsal üretim yapıldığının zaten doğru üretici toplum yapısının ortaya çıktığının tarımsal bir üretim varsa üretici toplum tabii ki vardır. Araç gereç yapımında farklı malzemeler kullanıldığının gördüğünüz gibi arkadaşlar çakma taşından oraklar, ağaçtan sabanlar yapılmış, topraktan da kaplar yapılmış. Tabii ki doğru. Çayönü ve çatal Çatalhöyük'te yaşayanlar arasındaki etkileşimin güçlü olduğunun hayır tabii ki arkadaşlar bunu söyleyemeyiz. Her iki bölgede de benzer şeyler üretilmiş olabilir. Aralarında bir etkileşim var mı yok mu biz bu ifadeden çıkaramayız. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Tarih öncesi devirlerin belirlenmesinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Yazının bulunmadığı dönem tarih öncesi devirler olarak isimlendirilmiştir. Tarih öncesi devirler taş ve maden çağı olarak ikiye ayrılmıştır. Bakalım arkadaşlar siyasi örgütlenmelerin ortaya çıkışı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi taş ve maden denilmiş sadece. Siyasi bir örgütlenme var mı yok mu biz buradan bunu çıkaramayız tabii ki. Dönem insanların kullandıkları araç ve gereçlerin niteliği. Bakın taş kullanılmış maden kullanılmış. Demek ki tarih öncesi devirler bu şekilde belirlenmiş. Doğru arkadaşlar. Toplumların yerleşik yaşama geçişi bununla alakalı da bir şey verilmemiş aslında. Tarih öncesi devirler belirlenirken yani yerleşik yaşam var mı yok mu o şekilde bir isimlendirme yok gördüğünüz gibi. O yüzden üçü de alamayız. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız iki yani B şıkkı olacaktır.